kapan Türk genciyiz. Yeryüzünde yoktur olmaz Türkiye'den korku bilmez soyumuz. Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun. Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun. Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun. Bir Gönen Kınavası. Güle düştüm gülmedim imanım, gülden düştüm ölmedim. Güle düştüm gülmedim imanım, gülden düştüm ölmedim. Ela gözlü yârimi imanım, tam bir aydır görmedim. Of sinem of. Ela gözlü yârimi imanım, tam bir aydır görmedim. Of sinem of. Evet, görkemli hatıralar devam ediyor. Burada kalın, bir şu mandolini konuşacağız. Şunu evet. Elinize mikrofonu. Mikrofonu tutun, konuşurken kullanacaksınız. Sevgili Görkemli Hatıralar izleyicileri, Gönen'deyiz. Gönen Köy Enstitüsü'nden canlı yayın yapmak istedik ama Gönen Köy Enstitüsü'nden canlı yayın yapamazsınız dediler. Yüksek Öğretim Kurumu'na bağlanmış orası. YÖK bize dedi ki burada sadece TRT yayın yapabilir. Canlı yayını onlar yapabilir. Biz de Gönen'de Gönen Belediyesi'nin hazırladığı bir düğün salonunda, dışarıda da yapmak isterdim ama hava çok soğuk, kar yağıyor. Biraz önce izleyenler biliyorlar. Gönen'de bugün çok güzel kar yağıyor. Her taraf kar altında diyebiliriz. Fakir Baykurtların, Mustafa Gazalcıların, Yalçın Gökçebağların eğitim alıp Türkiye'yi, Anadolu'yu aydınlatmaya çıktıkları Gönen'deyiz işte. Gönen, biz de dedik yayını burada yaparız ve yayını yapmaya devam ediyoruz. Biraz önce mandolinle yayına başladık. Mandolin ne demektir? Köy enstitüleri için çok önemlidir. Değil mi öğretmenim? Köy enstitülerinin öğrencilerinin çalmaktan sorumlu oldukları ve hepsinin çalarak mezun olduğu mandolin. Atatürk de 1930'da 40 yılları arasında kendi parasıyla 10 bin mandolin aldırıyor. Ve köy enstitüleri açılınca hepsini onlara hediye ediyor. İşte Atatürk'ün öğrencilerine hediye ettiği mandolin bu. Ve hocamız da, öğretmenimiz de biraz anlatsın mandolin simgesi köy enstitülerinin. Çok doğru. Aydınlanma, Cumhuriyet dönemi aydınlanma sürecinde pratik, en taşınabilir kolaylığı olan, artık kulak eğitimi açısından çok verimli bir çalgı mandolin. Bizim de kulağımızı, gönül telimizi titreten ezgilerin de çıkmasına olanak sağlayan güzel bir çalgı. Taşınabilir olması ders araç gereci anlamında yaygınlaşmasına yol açmıştır köy enstitülerinde. Tabii çok bilinçli öğretmen grubu olduğu için köy enstitülerinde görev yapan hocamlar, Talih hocamı da daha iyi bilecektir. Öğretmenler o küçük fakir çocuklara, köylerden gelen fakir çocuklara giderken ev ödevi veriyorlar. İşte babaannenizden ninni getirin, annenizden türkü getirin, dedenizden masal getirin gibi 1952 yılında yayınlanmış köy enstitüsü yayınları adı altında bir kitap var. Bu mandolinin orada repertuarı da var. Var ya, kitapta, değil evet. Mi? Ben evet. Kitabı anınca biraz heyecanlandım. Evet. Evet. Şimdi ben şöyle çok teşekkür ediyorum ben size. Teşekkür sağ olun. Renk kattınız program. Ben şöyle Gönen'deyken bütün köy enstitülerine selam olsun diyoruz. Ve elimde bu mandolinle işte köy enstitülerinde okuyan bütün öğrenciler bunu çalmayı öğreniyordu.
Öyle mi? Bütün çalgıların anasıdır diyor. Her enstrümanı rahatça çalabilir. Ama bunu çalan hepsini çalabilir, evet, değil mi? Evet. Tali öğretmenimiz de, tekrar ben konuklarımı tanıtayım size. Tali öğretmenim 1948 Gönen Köy Enstitüsü girişli. Osman Başkan, Gönen Belediye Başkanı, Serenat Bağcan ve Sonat Bağcan'la birlikte görkemli hatıralara tekrar hoş geldiniz diyorum. Elimde bir mandolinle başladık. Öğretmenim çok teşekkür ediyoruz size de. Sağ olun, var olun. Devam edeceğiz. Buyurun. Evet, şimdi program biraz sonra Erol Mütercimler bizlerle birlikte olacak. Köy enstitülerinin kapanma sürecini konuşacağız. İzleyicilerden de gelen mesajlar var. Ben onlardan birkaç tane okuyarak bir de türküyle Erol Hoca'yı almadan önce bir türküyle devam edelim diyorum. 3 yaşında ikizlerimle sizi izliyoruz. Her hafta sonu olduğu gibi konuklarınıza çok selamlar diyor. Yasin Kefnum göndermiş. Gerçekten de ikizlerinin de fotoğrafı var. Dediğim gibi sevgili izleyiciler, görkemli hatıralar, hani salgından dolayı evimizde kaldık ya, evimizde çocuklar uzaktan eğitimle derslerini yapıyorlar. Öğretmenler işte onlara uzaktan eğitimle derslerini anlatıyorlar. Görkemli hatıralarda da çoğu izleyici programa başlarken, programı izlemeye başlarken not defteri alıyor, kağıt alıyor ve onlardan bir takım, bu programdan bir takım bilgiler almaya çalışıyor. Biz de vermeye çalışıyoruz. Ben bir hafta boyunca programa hazırlanıyorum ve sizler için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Köy enstitülerini konuşurken de ayrı bir heyecanım var. Köy enstitüsünde okuyamadım ama köy enstitüsünde okuyan çok dostum oldu, çok büyüğüm oldu. Emin Özdemir mesela beni okutan öğretmenlerdendir. Onun bende çok büyük bir emeği vardır. Boş çuval dik durmaz diyen adam var ya, her programın sonunda söylüyorum. İşte o köy enstitüsü mezunudur. Köy enstitülerinden yetişmiş bir çınardır, büyük bir devdi. Allah rahmet eylesin. Fikret Ünlü unutulmaz İvriz Köy Enstitüsü'nden mezundur. Köy öğretmen okulundan mezundur. Bunların hepsi başarılar elde etmiş isimlerdir. Köy enstitülerinden mezun olmuş. O spor bakanı gitti. Onun bakanlığı döneminde, işte Fikret Ünlü'nün bakanlığı döneminde Türkiye dünya üçüncüsü oldu. Galatasaray şampiyonlar, UEFA şampiyonu oldu. İşte Süper Kupayı kazandı. O zaman köy enstitüsünden mezun bir spor bakanı vardı bu ülkenin. O da Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın diyoruz. Köy enstitülerinin başarıya uzanan öykülerinden kısa bölümler söyledikten sonra Sonat Bağcan. Ama Sonat Bağcan'a mı Serenat Bağcan? Öyle mi? Sıra hazır mı? Hazırmış ama bir türkü, bir şarkı söyleyelim o zaman. Ben mi söylüyorum? Evet, Serenat Bağcan söylesin. İki, tamam, iki yapalım. Tamam, söyleyelim ama ben adil olalım çünkü tamam, köy enstitülerinde adalet vardı değil, tamam, mi? Tamam. Ben bu mandolin mevzu bahis olunca bir bilgimi sizinle paylaşmak isterim. Köy enstitülerinde her öğrenci her enstrümana istediği saatte kavuşabiliyor. Parkta, bahçede, istediği her yerde şarkı söyleyip bunları çalabiliyor. Çok büyük bir özgürlük. Şimdi söyleyeceğim şarkı da Ahmet Arif'in, bunu Halk TV'de ilk defa söylüyorum Serhan Bey, bir şiirinde küçük bir kesit. Doğu Anadolu'da çaresiz hastalığa yakalanıp fakirlikten tedavi olamadan ağrılar içinde ölen bir genç kızın hikayesini anlatıyor. Fazıl Say'ın bestesi Hasreti Uykularda, Ahmet Arif. Dinliyoruz. Dün gelirken biz Gönen'e Selda Bağcan aradı. Yeğenlerinden önce dedi bir repertuarınızı alayım dedi. Repertuarlarını dinledi. Tamam dedi. Sen onu, Ahmet Arif'i sakın ha sakın, Ahmet Arif'i mutlaka oku diye de tembihledi. Buradan da Selda Bağcan'a selam olsun Bodrum'da şu anda. Fazıl Say'a da. Fazıl Say'a da selam gönderelim. Evet, Ahmet Arif'e selam gelsin. Evet, Ahmet Arif'i de böylece selamlamış olduk. Ona da bir selam göndermiş olalım. Görkemli hatıralar devam ediyor. Şimdi Erol Mütercimler bizlerle birlikte olacak. Erol Mütercimler'e, Erol Mütercimler de tabii köy enstitüsü geleneğinden geliyor. Babası köy enstitüsü işte öğrencilerinden. Kendisi de bir eğitmen. Ben sözü kendisine bırakıyorum. O tarihsel süreci bize bir anlatacak. Ardından bu süreçte neler yaşandığını ve bugüne nasıl gelindiğini çok detaylı bir şekilde en iyi anlatacak isimlerden bir tanesidir. Ben sözü Erol Mütercimler'e bırakıyorum.
Teşekkür ederim. Stüdyodakileri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Özellikle hocamızı ellerinden öpüyorum. 1935 doğumluymuş hocamız. Babam da 1930 doğumluydu. O nedenle babam yerine koyup ellerinden öpeyim sevgili hocamızın. Benim de bu sene 42. yılım bitti hocalıkta. Babam Cilavuz Köy Enstitüsü mezunu ve 1949 mezunudur babam. Şimdi bu köy enstitüleri nedir, ne değildir? Bu öğretmenlik kurumu ne? Cumhuriyet niçin köy enstitü kurmak projesi peşine düştü? Efendim Osmanlı Devleti'nin son dönemi 2. Meşrutiyet'ten itibaren bu öğretmen okulları problemi çok tartışılmıştır. Buna bir çözüm bulunmaya çalışılmıştır. 14 Temmuz 1914 tarihinde ilk defa köy öğretmeni yetiştirme konusunun dile getiriliyor. O dönemdeki Kastamonu milletvekili var İsmail Mahir Efendi. Daha sonra da Şükrü Saracoğlu'nun vekilliği sırasında bu dile getirilecek. Ondan sonra ünlü John Dewey var. Biraz sonra söz edeceğim. Onun raporuyla birlikte hayata geçirilmeye çalışılacak. Demek ki bu köy enstitüleri ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim, köy öğretmeni problemi, köy öğretmeni yetiştirme problemi Osmanlı Devleti'nin son döneminden itibaren tartışılıyor. Şimdi biz 3 Mart 1924 tarihinde Türkiye'yi laikleştiren yasaları çıkardık. Bu yasalardan birisi de Tevhid-i Tedrisat yasasıdır. Yani eğitim, öğretim birliğin tekliği yasası, birlik ve teklik. O dönemde İsmet İnönü 1925 yılında mecliste bir konuşma yapar, der ki, Tevhid-i Tedrisat'ın bazılarınca kötü yorumlanacağını ve öncülük edenin dinsizlikle suçlanacaklarını doğurabileceği sonuçları biliyorduk. Sonra bir takım ıslah önerilerinde bulunduk diyor. Onları anlatır. Diyor ki, yaptığımız işi dine aykırı görmek, yapılan işi görmemektir. Bunun dinsizlikle hiçbir ilgisi yoktur. Bu sistemde başarılı olalım, dikkat şimdi buyurunuz. 10 yıl azimle yürüyelim, şimdi bize karşı olanlar, din adına endişe duyanlar göreceklerdir ki Müslümanlığın asıl en temiz, en saf, en hakiki şekli bizde yaşayacaktır. Konuşmasını şöyle bitiriyor, diyor ki hedefe varmak için her cahilane itiraz ve girişim önlenecektir. Tabii ki diyor bunun yerleştirilmesi için de biz bunu yasalarla yapacağız. Şimdi 1925'te bu konuşmayı yapan İsmet İnönü, şimdi kapanışını anlattığım zaman da tabii orada da dramatik bir husus var yine İsmet Paşa ile ilgili olarak. Efendim Milli Eğitim Bakanlarımız içinden bizim çok abide bir Milli Eğitim Bakanımız vardır Mustafa Necati. Kısa bir süredir aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nda kalınışı yaklaşık olarak bir 3 yıldır. İşte köye öğretmen yetiştirme konusunu bu 1-20 Mayıs 1925 tarihleri arasında Konya'da toplanan bir Marif Müfettişleri efendim kongresi var. O kongrede ilk defa orada dile getirecek. Daha sonra iki tane okulumuz açılacak bizim. Birisi Denizli, birisi Kayseri'de. İlk okul üzerine 3 yıl. Bu 3 yıllık eğitimi bitirenler öğretmen olacak. İşte köy öğretmen okullarının ilk çekirdeği böylece atılmış oldu. Daha sonra kurulacak olan Cumhuriyet'in en ışıltılı projesi, en devrimci projesi olan köy enstitüleri projesinin işte başlangıç noktası budur. Şöyle bir örnekleme yapayım. 1925-1926 eğitim öğretim döneminde ilkokullarda bizim 4133 öğretmenimiz var toplam. 4133. Çok hızlı biçimde geliştiriyor Cumhuriyet. 1928-29'a geldiğimizde düşününüz 3 yıl sonra öğretmen sayımız 5749'a çıkıyor. Yani bir ne kadar hızlı biçimde artırmaya çalışıyor. Şimdi efendim Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte başlayan yeni rejimin temelleri yani bu devrimin temelleri neyin üzerine oturtulacak diyorsanız bu devrimin en önemli bacaklarından birisi olan 1 Kasım 1928 tarihli yeni harflere geçiş yani alfabe değişimidir. Bu büyük bir devrimdir. Bu 24 Kasım 1928'de de Türkiye'nin her tarafında, Anadolu'nun her tarafında açılan millet mektepleri var. O millet mekteplerinde Atatürk baş öğretmen olarak ilan edilmiştir. Kısacası açılışta millet mektepleri baş öğretmen sıfatını taşır Atatürk. Bakın Eylül 1928'de yapılan bir sınavdan size sınav kökünü okuyacağım. Harf devrimi niçin önemliydi, alfabe değişimi niçin önemliydi göstermek istiyorum. Eylül 1928'de yapılan 4. sınıf matematik bitirme sınavında yer alan
Dört sorudan birincisi aynen şöyle ifade ediliyor. Bu kitap Profesör İsa Eşmen'in çok önemli bir kitabı var, İstanbul Öğretmen Okulu diye. Orada yer alır. Soru şu. Dılı kaimleri 10 ve 12 metre olan kaim müzaffeiye bir müsellesin zaviye kaimesi reisinden beteri kaimeye resmedilen amudun bu müsellesi ayırdığı iki müsellesin mesahi sathiyelerini bulunuz. Bundan ne anladık? Bundan hiçbir şey anlamadık. Günümüz Türkçesi ne? Şu. Kenar uzunlukları 10 ve 12 metre olan dik üçgenin açıortayından çizilen çizginin ayırdığı iki üçgenin alanlarını bulunuz. İşte efendim, dil devrimi niçin önemli, neden büyük bir devrim? Bugün dil devrimine karşı çıkanlar neye karşı çıktıklarının farkında bile değiller ne yazık ki. Bunun içinde koca koca benim profesörler, benim kendi arkadaşlarım da var. 40 yıllık arkadaşlarım. Peki şimdi sürdüreyim. Daha sonraki süreçte yine çok abide Milli Eğitim Bakanlarından birisi gelecek. Doktor Reşit Galip. Doktor Reşit Galip çok genç yaşta, bildiğim, anımsadığım kadarıyla galiba 30'lu yaşlarda, zaten çok kısa bir süre kalacak. Hayatını, zatürreye yakalanacak, hayatını kaybedecek. Şubat-Haziran 1933 aralığındadır. Lakabı köycü doktordur. Çok özür dilerim. Köye, köylüye, köyün eğitimine, kalkınmasına çok önem verir. Ve köyün aydın öğretmenlerle ayağa kalkacağına inanan bir Milli Eğitim Bakanı'dır. Bu Milli Eğitim Bakanı'nın çizmiş olduğu köy, bir köy öğretmeninde bulunması gereken çerçeve şöyle bir çerçevedir. Köylüyü devrimci, laik, cumhuriyetçi inançlarla yetiştirmek ve bunları köylüye benimsetmek, köylünün sosyal hayatında etkili olabilmek, medeni kanunun hükümlerini köyde hakim kılmak, modern görgü kurallarını köylüye öğretmek, köyün ekonomik hayatını etkileyebilmek, ileri tarım yöntemlerini, pazar ilişkilerini onlara anlatmak, köyün aydını olmak, öğretmenliğin bütün özelliklerine sahip olup bunları göstermektir. Yani bakın şimdi böyle bir çerçeve çiziliyor köylüyle köy öğretmeni arasında olan ilişkide. Bu 1935 yılında bir Milli Eğitim Bakanı olarak şimdi önemli bir isim gelecek, Saffet Arıkan ve İlköğretim Genel Müdürlüğü'ne işte abide bir ismi getirecek, o da kim? İsmail Hakkı Tonguç, yani Tonguç Baba. İşte bunların döneminde, yani Saffet Arıkan'ın ve Tonguç'un döneminde bütün programlar ciddi biçimde ele alındı. Peki efendim, hangi programlar ele alındı diyorsanız, dönemin 20. yüzyılın en önemli pedagoglarından birisi olan ünlü Amerikalı John Dewey, Çin'e bir seyahati var. Orada bir eğitim programı ile ilgili bir gözlemler yapıyor. Dönerken Türkiye'ye de uğruyor. İşte Türkiye'ye uğradığında kendisinden rica ediliyor ki bizim de bir eğitim öğretim sistemimizi gözden geçiriniz, okullarımızı ziyaret ediniz. O da çeşitli okulları ziyaret ediyor. İstanbul'daki öğretmen okullarını da buradaki gözlemlerini rapor olarak kaleme alıyor, önerilerini getiriyor ve işte köy enstitülerinin uygulanmasıyla ilgili olarak önemli rapor bu John Dewey'in raporudur. Bugün İslamcı, dinci, bu bağnaz kesimler eleştiri yaparken ve daha o dönemde köy enstitülerine saldırı yapıldığında işte önemli bahanelerden birisi budur. Efendim bu John Dewey'in programı. Evet, John Dewey'in programı doğru. Ama unutmayınız ki daha sonra UNESCO Türkiye gibi, o dönemin Türkiye'si gibi kalkınmakta olan ya da kalkınmamış, emperyalizmin çizmesi altında ezilmiş olan çok sayıda ülkeye köy enstitüleri programını model olarak onlara önermiş ve uygulatmıştır. O nedenle çok önemlidir. Bunun Dewey çizmiş, çizmemiş, rapor vermiş, vermemiş önemli değil. Bu o kadar önemli bir şey değil. Peki efendim. Köy enstitüsü adı ilk defa ne zaman kullanıldı? Efendim, İsmail Hakkı Tonguç'un bu mektuplarla köy enstitüsü yılları var. Köy enstitüleri konusunda İşte Serhat Asker Bey çok iyi biliyor, çok sayıda kitap var. İşte şu elimde bulunan kitap bu mektupların derlemesidir. Bakınız, ilk defa İsmail Hakkı Tonguç 12 Ağustos 1917 tarihinde o zaman Edirne Karaağaç eğitmen kursunda görev yapmakta olan Ferit Oğuz Bayır'a bir mektup yazıyor. O mektupta ilk defa köy enstitüleri ifadesi geçer. Tonguç'un o günkü ifadesi şöyle, diyor ki bir hafta evvel güç halle İzmir'e gittim, geldim. Orada Amerikalılardan alınan kolej binalarında ve Eskişehir'de, Mahmudiye'de senin pek hoşuna gidecek birer
köy enstitüsü açıyoruz. Efendim niçin buraların adı okul değildir? Örnek köy öğretmen okulu değildir. Neden enstitüdür? Çünkü öğretmen okulları dediğimiz okullarda teorik eğitim öğretim veriliyor. Oysa ki burada pratik. Demişti sevgili hocamız da anlattı. Ben annemden çok dinledim. Babam ne yazık ki 36 yaşında Hakk'a yürüdü. Ben 12 yaşındaydım. Babamdan çok az dinlemişim ama anamdan çok uzun uzun dinledim. Çünkü pek çok köy okullarını, babamın tayin olduğu köy okullarını karı koca işte birlikte inşa ediyorlar. Biraz sonra anlatacağım oradan. Müsaade ederseniz bir iki örnek anlamdan dinlediklerimi sizlerle paylaşacağım. Efendim 1939 yılına geldik. Bu sefer çok önemli bir Milli Eğitim Bakanımız var. Hasan Ali Yücel. Parantez içinde belirteyim. Hasan Ali Yücel ünlü şair Can Yücel'in babasıdır. Hasan Ali Yücel'in babası da bizim tarihimiz açısından çok iyi bildiğimiz bir büyük trajedi var. O trajedi ne? Ertuğrul Fırkateyn'in Japonya'dan dönüşünde 14 Eylül 1890 tarihinde battı. Orada 600'ün üzerinde bizim Bahriyelimiz şehit oldu. İşte o geminin komutanı olan Tekfur Dağlı Yarbay Ali Bey'dir. Bu işte eski bir deniz subayı olmuş olmam nedeniyle ve bunun üzerine de kitaplar yazmış olmam nedeniyle de bana çok şey gelir, çok dokunaklı gelir bu öykü. Peki, şimdi Hasan Ali Yücel'in topladığı bir eğitim öğretim şurası var. Bu şurada tartışılan konulardan birisi de işte köydeki eğitim sorunudur. Köyün ve şu karar verilir. Köydeki eğitim öğretim sorununa köyün kendi içinden çözüm bulunmalıdır. Peki çözüm nedir? Köyden çocuklar toplanacak. Okullara getirilecek, okullarını da kendileri kuracaklar. Buradaki yalnızca öğretim değil, eğitimleri de tamamlanacak. Marangozluktan tarıma kadar, aklımıza ne gelirse terziliğe kadar. Ben bütün bunların hepsini babamda yaşadım. Babamın sebebini anamda da ben bütün bunları yaşadım. Her şeyleri bilen, öğrenen insanlar, her şeyleri ve onlar da geri dönüp köyde anlatacaklar. İşte bakın. Bu şurada daha sonra köy enstitülerinin kapatılmasında başrollerden birisini oynayacak olan son dönemin Milli Eğitim Bakanı Şemsettin Sirer'in başını çektiği grup daha orada şehirlerde başlayan bu öğretmen yetiştirme çabalarının zamanla köylere de ulaşacağını ifade ederek efendim köy öğretmeni yetiştirmeye ne gerek var, ne lüzum var diyerek daha o dönemden itiraz etmişlerdir buna. Ve köy enstitüleri konusuna bu tartışmaya orada karşı çıkmış olmalarına rağmen Hasan Ali Yücel'in bastırmasıyla işte İsmail Hakkı, işte Tonguçların, sonra İsmet Paşa'nın Cumhur reisidir. Bunun destek olmasıyla bu proje hayata geçirildi. Peki ne zaman geçirildi? Efendim köy enstitüleri yasası 17 Nisan 1940'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye başladı. Tek oturum yapıldı. 278 oyla kabul edildi. Serhat Bey ancak çok ciddi bir problem var. 148 milletvekili oya katılmadı, oylamaya karşı çıktı. Şimdi bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Aslında bu yasaya Cumhuriyet Halk Parti'nin içindeki tepkiyi, buradaki bağnaz muhalefetin, gerici muhalefetin, toprak ağalarının ne kadar yoğun bir tepki gösterdiğini gösteriyor. Bir iki isim vereyim. Mesela kimler karşı çıktı? Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü. Ya düşününüz, Yahya Kemal Beyatlı buna karşı çıktı. Kazım Karabekir bunun karşı çıktı bir konuşma yaptı. Dedi ki, efendim dedi, siz böyle bir okul kurulmasını istiyorsunuz ve burada böyle köy öğretmeni yetiştirilmesini istiyorsunuz. Bakınız dedi, araya ikilik sokacaksınız. Şehirlerde okullar, öğretmenler var, buradaki öğrenciler var. Bir de köy yapıyorsunuz. Burada farklı iki kültür de çıkacak. Ama her ne olursa olsun sonuçta oylamada köylü genç, şehirli genç ayrımı diye bir şey olmayacağı şeklinde de karşılıklar verildi ve köy enstitüsü kabul edildi yasa. Köy enstitülerinin ilk kuruluşunda 20 köy enstitüsü kurulmasıydı teklif. Bunların sonra 21'e yükseldi. 21. ve en son kurulan köy enstitüsü 1948 yılındaki Van Ernis ya da Van Ermis'teki Ercis ya da Ermis diye ismi geçen köy enstitüsüdür. Babamın da öğrencilik yaptığı ve 1949 yılında mezun olmuş olduğu Cilavuz Kars köy enstitüsü 1940'ta kurulan ilklerden birisidir. Şimdi toplam bu demin söyledim. Bu köy enstitüleri peki niçin gerekliydi köylü? Bakın bir rakam vereyim. 1940'ta Anadolu'da, Türkiye'de
6 yaşın üzerindeki nüfusun %78'i okur yazar değil. Köylerdeki bu oran tam %90. Düşününüz ve bir an önce bir en azından okuma yazmanın öğretilmesi gerekiyor. İşte ilk millet mektepleri temelinin atılmış olması bu nedenledir. Hatırlayınız, Atatürk'ün Sarayburnu'nda kara tahta başına geçip bu yeni harfleri tanıttığı o fotoğraf gelsin hepimizin gözünün önüne. Ayrıca köylere işte sağlık, temizlik gibi bütün bu hizmetlerin götürülmesi, köylünün yetiştirilmesi için de büyük çaba harcanacak. Sonuçta bilgisizlikle, cehaletle mücadele gerekli. Ayrıca köylerde öğretmenler ve eğitmenler kanalıyla, bir de eğitmenlik müessesesi vardı, artık onu uzun uzun anlatmıyorum. Efendim, bunlar yapılacak. Şimdi köy enstitüleri neden kapatıldı, bu kısmı anlatacağım. Ancak müsaade ederseniz bir iki anekdot anlatayım, kendi anamdan dinlediğim. Bakınız, burada yalnızca bir öğretmen olarak yetiştirilmiyor bunlar. Örnek vereyim, benim babam işte Kars Cilavuz mezunu, düşününüz. Kars Tamer, Anadolu'nun öteki ucu. Babam 5 dilde mütercimdi. Fransızcayı okuldan almış. Efendim? Pardon. 5 dilde mütercimdi babam. İngilizce, Almanca, Fransızcasını anlayabiliyoruz. Erol Bey, beni duyuyor musunuz? Bir müdahale etmek efendim istiyorum. Bir yerde bir hatırlatmada bulunalım diyorum. Buyurun. Şimdi İsmet İnönü'nün anılarında, İsmet İnönü bu dönemi çok iyi anlatıyor. Topraktan parlamentoya, Muammer Erten'in anılarında Muammer Erten İsmet Paşa'ya niçin kapattın diyor. Paşam diyor, bu kadar güzel bir kurum, bunlar kapatılır mı diyor. Köy enstitülerinin kapanması olayı nasıl oldu diyor. Siz bu kurumları çok seviyordunuz ama sonradan siz Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'u görevlerinden alıp değiştirince enstitünün hızı kesildi. Niye diyor? Diyor ki İsmet Paşa, bunların kapanmasındaki duyduğum acıyı asla ve asla tarif edemem. Bir babanın evladını kaybetmesinden duyduğu acı gibi duyarım köy enstitülerinin kapanmasını. Ve bir yerde de şöyle diyor. Diyor ki o dönemde diyor çok baskı vardı bana diyor. O baskılardan bir tanesi de Mareşal Fevzi Çakmak'tan gelmişti. Mareşal Fevzi Çakmak diyor ki İsmet Paşa'ya, demiş, paşa anlatıyor bunu. Mareşal dedi ki bu komünist yuvalarını ne zaman kapatacaksın diye soruyordu bana ısrarla, her gün bu soruyu soruyordu. Mareşal bunu adeta bir mesele haline getirmişti. Partiden de eleştiriler vardı ve yalnızlaştığını söylüyor. İsmet Paşa aslında İsteyerek bunu yapmıyor ama İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış bir ülke, yoksulluk var, sefalet var ama dik duran, hiçbir ülkeye boyun eğmeyen, savaşa katılmayacağını, savaşa hayır diyen bir İsmet Paşa var. Ama bu baskıları da ne yazık ki göğüsleyemiyor. İşte Muammer Erten'in anılarında bunlar da var. İsmet Paşa'nın da zorluğunu, Mareşal Fevzi Çakmak'ın, ağaların, işte Mareşal Fevzi Çakmak, bu komünist yuvaları, vallahi Gönen'deyiz Erol Bey, gittik burada komünist yuvalarını gezmek, burada bir yayın yapmak istedik. Buna da izin de vermedi. Yüksek Öğretim Kurumu dedi ki burada yayın yapamazsınız, sadece burada TRT yayın yapar. Bunu da hatırlatayım size, buyurun diyorum. Tabii bu da bağnazlığın başka bir örneği verilmiş oldu. Şimdi efendim, bu köy enstitüleri niçin kapatıldı? Önce onu, peki oradan girdiniz, ben onu anlatayım. Ondan sonra kendi yaşamımdan bir iki anekdot anlatayım. Köy enstitülerinin nasıl öğretmen yetiştirdiğini, nasıl insan yetiştirdiğini anlatayım. Efendim bakın, kapatılma sebebini Kinyas Kartal anlatıyor. Kinyas Kartal'a sordular. Bunu televizyonda konuştu. Sonra bu bir doktora tezinde de bu cümleler yer aldı. Kinyas Kartal'a dediler ki, bunlar niye siz kapattırmak istediniz? Kinyas Kartal'ın söylediği şey şu. Şimdi 1950 sonrasında oluyor olay. 1950 seçimi sonrası. Kinyas Kartal dedi ki, soru, burası komünist yuvasıları olduğu için kapattırdınız. Kinyas Kartal'dan cevap. Efendim dedi, ben Rusya'dan geldim ki orada subay o. Ben dedi komünizmin ne olduğunu bilirim. Burada, yani Türkiye'de komünizm diye bir şey yok dedi. Burada komünist yok. Peki dediler, o zaman kız erkek öğrenciler bir arada okuyor diye mi kapattırdınız? Efendim diyor, böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir saçmalık. Bütün dünyada kızlarla erkek öğrenci bir arada okuyor. Hayır. Peki o zaman niçin kapattırdınız?
Yanıt dehşet. Bir büyük toprak ağası. Aynen yanıtı şu oldu. Dedi ki benim 200 köyüm var. Dolayısıyla ben bir büyük köy ağasıyım. Benim sözüm köyde geçiyor. Köylü bana evlenir, bana gelir, boşanır, bana gelir, askere gider, bana gelir, ölümü olur, bana gelir, derdi olur, bana gelir, borç parayı bana gelir. Kısacası köyün ve köylünün tek hakimi benim. Bir gündü bu okullardan mezun 5 öğretmen geldi 5 ayrı köyüme. Kısa bir süre sonra köylü bana hiçbir şey danışmaz oldu. Ben fark ettim ki benim bütün statüm ve prestijim, her şeyler yok oluyor. Onun üzerine diyor, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da ne kadar köy ağası varsa hepsine mektup yazdım. Batı'da da diyor, Eskişehir'de Emin Sazağ'a mektup yazdım. Ve durumu anlattım. Dedim ki buna şiddetle karşı çıkalım. Yoksa bizim ağalığımız gidecek. Ve sonra Adnan Menderes'e toplandık, geldik. Dedik ki Adnan Menderes'e 1950 seçimine giriliyor. Dedik ki eğer sen bize seçimden sonra köy enstitülerinin kapatılacağına söz verirsen biz oylarımızı sana vereceğiz. Bu ne demektir? Bütün o köylüler olduğu gibi, onlar gidip sandıkta kullanmıyor ki, mührü ağa basıyor. Adnan Menderes de buna evet demiş. Tamam, kabul. İşte köy enstitülerinin kapısına kilit vurulması 1950 seçiminden sonra olacak. Ancak başlangıcı ne zaman diyorsanız, başlangıcı 1946'dır. Başlangıcı. Bakınız 1945'e gelindiğinde zaten buradaki partinin içindeki bağnaz, gerici, yobaz takımıyla birlikte bu köy ağaları ortak hareket etmeye başlamışlardı. Şimdi ünlü Rauf İnan var. Tonguç'la İsmet Paşa bir yemekte bir araya geldiler. Tonguç'a diyor ki İsmet Paşa, Rauf İnan'ı görevden alacağım, bakanlık müfettişliğine yükseltmeyi düşündüğümü söylüyorum. Tabii bunun kızağa çekilmek olduğu belli. Tonguç bunun bir terfi olmadığının farkında ve çok bilindik, dikkat çekecek bir öngörüsüyle İsmet Paşa'ya aynen şunu söyler Tonguç. Der ki, bir kez kelle verme yolunu yeğlerseniz günün birinde sıra sizin de kellenize gelecektir. Şimdi efendim burada yanılmadı tabii ki, Tonguç bunu gösterdi. Daha sonra da yine Hasan Ali Yücel ile İnönü arasında geçen bir konuşma var 1945. Bakın şimdi. 1945 konuşması önemlidir. İsmet İnönü'nün demokrasiye geçiş, çok partili rejime geçişin güvencesini verir. Orada der ki Hasan Ali Yücel İnönü'ye, halbuki bu demokratikleşme tepeden aşağıya doğru olmaz der İsmet Paşa'ya. Halbuki müesseseler demokratlaştırılmadıkça bu memlekette demokrasi bir hevesten ibaret kalır ve dayandığı şey bir ütopya olur. Herhangi bir vaziyette tam tersi bir rejim suhuletle gelebilir, hatta demokrasi soysuzlaşabilir. Sonuçta ne oldu biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde artık 1946 seçimleri yapıldı biliyorsun. CHP'nin içinden dörtlü takriyle ayrıldılar. Demokrat Parti kuruldu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki anti Kemalist, yani anti devrimciler harekete geçti. İsmet Paşa şunu gördü. Bakın orada tarihi büyük yanılgısıdır İsmet Paşa'nın. Evet, şunu söyler o. Benim iki büyük eserim var der. Bir, çok partili siyasal sisteme geçmek, demokratikleşme çabam, iki, köy enstitüleri. Çok doğru, bunu söyleyen adamdır aynı zamanda İsmet Paşa. Yıllar sonra söyledi bu cümleyi. Ama büyük stratejik yanlışlığıdır İsmet Paşa'nın. İsmet Paşa baktı ki 46 seçimleri sürecinde, biliyorsunuz o utançlı seçimlerdir bizim demokrasi tarihimizde. Şunu gördü, efendim din istismarıyla Demokrat Parti hızla iktidara gelecek, çok oy alacak. Ve İsmet Paşa maalesef ne yazık ki aynı yola girenlerin destekçisi oldu. İsmet Paşa Şemsettin Günaltay'ı başbakan yaptığında muhafazakar bağnaz olduğunu bilmiyor muydu? Şemsettin Sirer'in ne denli bağnaz bir adam olduğunu bilmiyor muydu? Bile bile getirdi her ikisini de. Ama onlar kapattılar. Bakın İsmail Hakkı Tonguç'un Mimar Asım Mutlu'ya söylediği söz var. Diyor ki, biliyor musun, politikacıların çoğunun bizim çocuklardan ödleri kopuyor. Biliyorlar ki bu çocuklar ileride onlar gibileri seçmeyecekler. Bakın şunu söyleyeyim. Demin ifade edildi, hani dediniz ki 20 yıl devam etseydi Türkiye işte Norveç olurdu. Ben size bir şey söyleyeyim. Hayır, 20 yıla ihtiyaç yoktu. 10 yıl devam ettirselerdi köy enstitülerini, sizle aynı görüşteyim. Bugün Türkiye bir Norveç, bir İsveç, bir Avustralya, bir Yeni Zelanda, bir Kanada
demokrasisi düzeyinde olacaktı. Yalnızca ekonomisi kalkınmayacak, gündelik yaşamından tutunuz efendim, her alana bu yayılacak. Uğur Mumcu'yu analım, hani geçen hafta andık ya, 17 Nisan 1900 bu 87 tarihli yazısından bir küçük pasaj. Köy enstitü kurucuları bir yenik ordunun yiğit komutanlarıdır. Öğrenciler ise yenik bir ordunun atsız askerleridir. Köy enstitülerinin kurulduğu yerlere bugün birer meçhul öğretmen anıtı diksek ve her 17 Nisan'da bu anıtlara saygı duruşunda bulunsak, acaba devlet ve toplum olarak bu öğretmenlere çektirdiğimiz acıları bir gün için bile olsa unutabilir miyiz? Şimdi bir acıdan bir örnek vereyim. Bakın, küçük çocuğum, 27 Mayıs 1960'ın öncesi, babam Erzurum Ortuzu köyünde öğretmen. Yandaki köydeki öğretmenlere karşı müthiş bir şiddet girişimi var. Dövülüyorlar, öldürülüyorlar öğretmenler. Yan köydeki öğretmenin babasıyla öğretmeni köylü öldürdü. Bizim evde de babamla annem silah üretmeye başladılar. Son anlamın artık son düşkün hale gelinceye kadarki yıllar içerisinde bütün o silah üretme alet edevatı duruyordu Serhat Bey. Bak, dur, silah, bildiğin silah üretiyorlar. Evlerinde anam körük çeker, işte babam bilmem ne, mermi doldururlar. Yapmış olduğu bir tabanca vardı. Birkaç tane silah yapmışlardı da. Bir Smith Wesson taklidi bir tabanca var. Teğmenim Deniz Kuvvetleri'nde Bahriye'de subayım, 1979 yılı. Tuzla Piyade Okulu'nda da işte orada bir eğitime gitmişiz. Cemal Çoban adında bir kurmay yüzbaşı vardı, karacı. Bizim başımızda. Dedim ki bu silahı deneyelim, bunu anamla babam üretmiş diye. Cesaret edemedik ona. Babam dolma kalem şeklinde bir tabanca yapmış. O tabancayı alan Osman adında bir öğretmen arkadaşı karısını vurmuş. Ondan sonra silah yapımına son verdiler. Bakınız, şimdi Ortuzu köyünde annem peynir yapıyor. Yani fenli usulle köylü kadınları öğretiyor. Halı dokumayı öğretiyor. Köylü annemle babamı mahkemeye verdi. Ticaret yapıyorlar bunlar diyerek. Düşünebiliyor musunuz? Sonra işte yargıç, hatta son karar verirken babama demiş ki işte şey, eşinize söyleyin, bir teneke de bana bu peynirden yapıp göndersin ne olur. Bakın, öğretmen bir taraftan bu çabaları harcıyor ama köylü öğretmenden nefret ediyor aynı zamanda. Niye? Çünkü oradaki muhtarla oranın işte sahibi olan şahsiyet, köyün sahibi olan şahsiyetin peynir ticaretinin, bilmem ne ticaretinin önü alınıyor. Çünkü burada kadınlar bunu üretiyorlar. Bunun gibi çok hatıra var. Anamdan dinledim. İki de küçük örnek vereyim bakın. Yetişmeleri konusu. Demin dedim ya, köy enstitüsü mezunu babam beş dilde mütercimdi. Çok iyi dikiş diker. Çok iyi ustalar. Benim anam artık çok böyle kanserle mücadeleye başlayıncaya kadar boyası, badanası, her şeyini kendisi yapardı. Sıva üstü elektrik tesisatı çekerdi anam. Düşün, su tesisatı ya, su. Serhat Bey bir gün evine bir suyla ilgili problem oldu. Tuzla'da oturuyor artık, yaşlılık dönemi. Ustalar eve şeye geldi. Görüyorum reklam süresi gelmiş. Anneme dedim ki ustaları verin bana. Verdi, dedim çocuklar kusura bakmayın, bak anam o işleri çok iyi bilir. Sakın sizi pencereden aşağı atar. O kadına nasıl bir şey yapmaya çalışıyor. Uzun sözün kısası. Her şey... Anam da ışıklar içinde uyusun, babam da. Ben 5 yaşındaydım, bana yemek yapmayı, çorba yapmayı ilk öğrettiğinde, son cümle bunu söyleyerek bağlayayım. 5 yaşında anam ateşler içinde yatıyor, babam öbür sınıfta ders anlatıyor. Gaz ocağı şu anda karşımda duruyor. Onu getirip bana ilk çorbayı öğrettiğinde cümlesi şu oldu: oğlum dedi, sen de bizim gibi bir gün öğretmen olacaksın. Ömrün dağ köylerinde geçecek. Yemek yapmayı bugünden öğren. Allah razı olsun anamdan, çok iyi yemek yaparım. Dikişin hemen hemen her türlüsünde dikerim, öbür kardeşlerim de öyledir. Hepsi ışıklar içinde uyusun. Bütün köy enstitüsü mezunu öğretmenlere, hakka yürümüş olanlara, ışıklar içinde uyusun hayatta olanlara sağlık diliyor. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Size de bu program için çok ama çok teşekkür ediyorum. Stüdyodaki konuklara da saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Hoşçakalınız. Program için çok ama çok teşekkür ediyorum. Stüdyodaki konuklara da sevgilerimi iletiyorum. Evet, biz Erol Mütercimlere çok teşekkür ediyoruz. Aydınlatıcı, tarih kokan bilgileriyle bizleri aydınlattı. Sevgili izleyiciler, Gönen'deki yayınımız devam ediyor. Isparta Gönen'deyiz. Gönen karlar altında bugün. Karlı havalarda ben Tali öğretmenime sormak istiyorum. Nasıl bu karlı havalarda ders dinlemek, nasıldı? Ve de köy enstitülerinin
en zor dersi hangisiydi? Bence hiç zor dersi yoktu. Yok muydu? Yoktu. Ben en çok fizikten yılardım. Onda gayet güzel başardım. Onun dışında benim en çok sevdiğim üç ders vardı. Müzik, beden eğitimi, resim. Şimdi bu derslerim hep ondur benim. Hocam onları söyleyince evet. İsmail Hakkı Tonguç bir resim öğretmenidir. Evet. Aynı zamanda Esslingen'de, Almanya'da Esslingen'de beden eğitimi konusunda da kendisini geliştirmiştir. Ama gelip işte bir ülkenin eğitim devrimini yapan adam işte bir resim öğretmeni. Resim öğretmeni deyip geçmeyin. Resim öğretmeninden resim öğretmenine de fark vardır. Adolf Hitler'e baktığımız zaman o da güzel sanatlar mezunudur ama dünyayı çirkinleştirmek için çaba sarf ediyor. Bizim resim öğretmenimiz devrimci İsmail Hakkı Tonguç'tur. Tonguç Baba'ya selam olsun, ruhu şad olsun, onu saygıyla selamlıyoruz yani Gönen'den. Şunu söyleyeyim, resim, müzik, beden eğitimi alanında başarılı olamayan kesinlikle iyi ilkokul öğretmeni değildir. Çünkü diğer bütün derslerin başarısı bu derslerle yoğrularak gelişir. Yani çizeceksin, sözlerle onu canlandıracaksın, efendim renklendireceksin, güzel bir yazı tekniğin olacak, tahtayı iyi kullanacaksın. Bunları yapamadıktan sonra ilkokul öğretmenliğinde başarılı olunamaz. Evet, zaten hep derler ya bir resim öğretmeninden devrimci mi olur? Eğitim devrim işte yapıyor. Resim başka bir açı, başka bir dünyaya bakıştır, başka evet. bir dünyayı yorumlamadır. Zaten hem ben resime ve türkülere çok değer veriyorum. Türküler, Anadolu'yu eğer tanımak istiyorsanız türküleri dinleyeceksiniz. Biraz sonra Ötme Bülbül diyeceğiz Sonat Bağcan'la. Başkan bu bölümde epey oturdu. Mesajlar var. Şu bir mesajı okuyup başkana dönmek istiyorum. Tüm köy enstitüleri öğretmenlerinden ölmüş olanların öğretmenlerimize nurlar, ışıklar içinde yatsın. Ölmemiş olanların ellerinden öpüyorum. Hasan Ali Yücel'e sonsuz saygılar diyor. Umut Bilge Efe'nin gönderdiği mesaj. Biraz önce bahsetmiştim. Babasının anılarını Şule Erten Bucak bize gönderdi. Şule Hanım'ın da size çok selamları var. Oradan evet şey yapacaksınız zaten. Muammer Erten'in kızı. Size çok selamı var başkan. Şule Erten Bucak'tan geçiyorum ben. Ülker Hanım İvriz Köy Enstitüleri öğretmeni Fikret Ünlü'yü anlatınca Allah rahmet eylesin onun eşi. Günaydın Serhan'cığım. Bu okullar ne kadar etkili olmuş ki adından bile korkuyorlar. Vallahi adından mı korktular Ülker Hanım, bizden mi korktular bilmiyoruz. Biz Halk TV'yiz, halkın kanalıyız. Halka yayın yapıyoruz. Halka, halkın köy enstitülerini anlatmak için yerinde yayın yapalım dediler. Yüksek Öğretim Kurumu yok dedi, yayın yapamazsın. Orada TRT'ye açıktır sadece dedi. İyi, canını sağ olsun. Ekilen o tohumlar bizden çocuklarımıza, onlardan torunlarımıza, kuşaktan kuşağa kar topu gibi büyüyerek aydınlatacak yeniden karanlıkları. O okullarda çalışan, yüzlerce öğrenci yetiştiren bir öğretmen olarak her birinin gittikleri yerlerde aydınlığı da götürdüklerine inanıyorum. Tümünüze yürekten teşekkürler, selamlar diyor. Evet başkan, Güller Diyarı'nın başkanı, Gönen'in belediye başkanı neler söyleyecek? Serhan Bey, o kadar... Güller kan mı ağlıyor burada bir de? Maalesef o konuya 3. programda geleceğiz ama... 3. bölümde. 3. bölümde. Ben biraz o konuda biraz sizden zaman isteyeceğim. Yani biraz birkaç konu var, onlara dokunmam gerekiyor. Buyurun. Söylediğiniz gibi gül kan ağlıyor. Bizim köy enstitülerinin değerlerinin kaybolduğu gibi bizim ilçemizin, yöremizin değerleri de artık bir şey önemi kalmadı. Nasıl halımız gittiyse şu anda ilçemin tek gelir kaynağı olan gülün de durumu işler açısı bakımından çok kötü. Bu çok, çok kötü. Bunun yanında elmamız var. O konuya 3. bölümde. 3. bölümde gülleri biraz anlatın. Ötme bülbül diyelim. Bu bölümü bitirelim. 3. bölümde daha konuşacağız. Gülün sorunlarını mı anlatayım yoksa? Gülün kilosu ne kadar? Kiloyla satılıyor değil mi gül? Şimdi Serhan Bey, gülün anısı o kadar güzeldir ki sabahın 5'inde başlarsınız toplamaya. Kilo usulüyle toplanır. Ama bu işte gülün fiyatı şu anda çok düştü. Bizim sıkıntımız burada. Bir örnek vereyim. 2018'de
9.20'den alındı. 19'da 7.80'e, 2020'de 7.35'e düştü. Bunun maliyeti çok yüksek. İşçilik maliyeti kilogramını 2 liradan 3 liradan topluyorlar. Daha fazla topluyorlar. Gülbirlik burada yeterince bize destek olmuyor. Olmuyor. Yani o zaman biz burada Halk TV ekranlarında görkemli hatıralarda duyuralım. Yetkililer de duysun sesinizi. Gülün değerini anlasınlar. Gülün fiyatının karşılığını versinler. Şimdi benim aldığım bilgilerden ismini söyleyemem Serhan Bey. Geçen yıl 900 ton gül alan bir firma, çok üzülerek söylüyorlar kendileri, şu anda 700 ton gül alacağız dedi. Sadece bir firma. Bir firmada şu anda 200 ton eksilme var. Var. Bu ne demek? Bu yıl gül üreticilerinin durumu çok kötü anlamına geliyor. Noktada. Ve şunu da çok üzülerek anlatayım sizlere. İsmini söylememde sakınca yoktur. Yaylabeli dediğimiz bir yerde 120 ton gül toplanıyor. Bu toplanan gülü fabrikaya veriyorlar. Bu fabrika bizim yerli dediğimiz fabrika. Ama burada başka yabancı firmalar var. İsmini söyleyemem. Onların gülü direkt gidebiliyor. Ya işte onlar, 13. bölümde bunu tek devam edelim. Bu çok önemli ama. Evet. Yani ama şunu bağlayayım burada. Üretici topladığı gülü fabrikaya veriyor. Fabrika üreticiye para veremediği için çıkardığı yağı teklif ediyor. Evet. Ben satamadım. Sen bunu yapar mısın? Ama üretici nasıl satsın elini? Satsın tabii ki. Böyle sıkıntılarımız evet, var. Evet, her yerde sorunlar var. Ülkemizin sorunları bitmiyor ki. Karadeniz'e gittiğimiz zaman fındığın sorunları var. İşte Kaz Dağları'nda, Kaz Dağları'nın işte Gönen'de gülün sorunları var. Konuşacağız onları. Evet. Birinci bölümü, ikinci bölümü bitirelim. Bir ötme bülbül diyelim o zaman, değil mi? Ötme diyelim. Ondan önce benim Osman Başkan'a bir sorum var. Ben şöyle duydum. Üçüncü bölümde soralım onu. Vakit yok. Türkiye şey yapalım. Üçüncü bölüme girdiğimizde peki, soruyu da sorarız. Unutmayalım ama sorumuzu. Tamam. Sorumuzu unutmayalım. Evet, ben sözü burada noktalıyorum sevgili Halk TV izleyicileri. Ötme bülbül diyoruz. Biraz sonra görkemli hatıralarda Gönen'den sizlere seslenmeye devam edeceğiz.